tam 5 yıl bundan önce hazırda durduğum mekanda Türkiye'de bir hərbi çevrilişe cəhd olundu. Həmin məkanlardan biri de İstanbul 1. Boğaz Körpüsüydü. Türkiye həmin o çevrilişin karşısını alarken ümumilikdə 250 şehit verdi ve 2000'den çok insan qazi oldu. 1. Boğaz Körpüsü məhz o gündən sonra 15 iyul şehitlerinin xatirəsinə 15 Temmuz, yəni 15 iyul körpüsü adlandırıldı. Bu il həmin o hadiselerin gedişatından, həmin o hərbi çevrilişe cəhdin karşısının alınmasından 5 il ötür və xatirə kompleksinin olduğu yerdeyik və insanlar buraya axın eləyir. Həmin gün üçün, həmin gündə şəhid olan insanların xatirəsini anırlar. İndi yanımda 15 İyul Federasiyasının rəhbəri Emre Şahin var. O həm söhbətim olacaq. Emre Bey, hoş gördük sizi. Hoş bulduk. Öncelikle şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Buradan tüm Azerbaycanlı kardeşlerime salamlar iletirəm. Bizler 15 Temmuz Federasyonu olarak ülkemizde bir şehidin kanının nasıl topraklarda, nasıl vatanda yoğrulduğunu çok iyi biliriz. Çok mutlaka olduk. Rabbim bu şehitlerimizden, gazilerimizden bilirle izah bugün Afrin'de, Elbap'ta, Kuzey Irak'ta, ülkemizin aman geçirmez dağlarında, Şuşa'da, Karabağ'da askerlerimiz nice nice kahramanlık hikayeleri yazıyor. Bunlar ülkelerimizin isimsiz birer kahramanıdır. Bizler İki devlet, tek milletiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'in, Dış İlişkiler Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da vermiş olduğu desteklerden dolayı onlara minnettarız. Aziz milletimiz 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemize yapılan hain FETÖ'cü terör örgütünün yapmış olduğu darbe girişimini şüphesiz ki etkisiz hale getirmiş ve galip çıkmıştır. Bugüne kadar görmüş olduğumuz en alçak, en sinsi ve de en kalleş saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 5. seneyi devrindeyiz. Bizler ülkemizi korumak adına kefenini sırtına almış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alan vatansever milletiz. Bugün buradayız, yarın Şuşa'dayız, yarın Karabağ'dayız, Bakü'deyiz, İstanbul'dayız, Ankara'dayız, Hakkari'deyiz, Şırnak'tayız. Türkiye'nin her yerindeyiz. Gerek askerimizle, gerek milletimizle. Bizler bu vatan sevgisi oldukça kimse bizim sırtımızı yere getiremeyecek. Emre Bey, 15 Temmuz Federasyonu'nun esas işi neden ibaret? 15 Temmuz Federasyonu şehit ve gazilerimize yardım kuruluşudur. Onlara gelecek yardımlara arabuluculuk eden bir devlet kurumudur. Bizler içerimizdeki vatanseverlerle, devlet bilinci olan insanlarla birlikte şehitlerimizin anısına her yıl etkinliklere katılarak manevi destekler veriyoruz. Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize tez zamanda şifa diliyoruz. Yayından önce dediniz ki Azerbaycan'da, Bakı'da da bir ofisiniz açılacak. Həmin ofisinizin esas funksiyası, yani vəzifesi neden ibaret olacak? Bizler Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş devletiz. Tek bir milletiz. Orada Karabağ sevincini sanki bizim topraklarımızı geri almışçasına yaşadık. Ve faaliyetlerimizi orada sürdürmemiz gerekiyor. Orada sivil toplum kuruluşları olarak var olmamız gerekiyor ki oradaki özlemi kardeşlerimizle birlikte doyasıya kucaklaşarak geçirelim. İnşallah diğer ülkelerde de, Nahçıvan'da da, Azerbaycan'da olduğu gibi
Türkmenistan'da da diğer ülkelerde de temsilciliklerimizi açıp oradaki şehitlerimize, gazilerimize gerekli olan bütün manevi desteği vermeyi amaçlıyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bəli, bizimle bağlantıda 15 İyul Federasiyasının rəhbəri Emre Şahin idi. Bir daha vurğulayım ki, bu hazırda dayandığım məkan məhz 15 İyul gecəsi hadisələrin baş verdiyi ərazilərdən biridir ki, bax burada Türkiyənin, yəni İstanbullu sakinlər Əliyalın çevrilişə cəhd edən dırnaqrası, deyək, hərbiçilərin önünə çıxdı. Onlardan bir neçəsi şəhid oldu, bir neçəsi qazi oldu, amma dövləti qorumağı bacardılar. Real TV-nin Türkiyə bürosundan Natiq Nailoğlu İstanbul'dan haber verildi.